kabul edilmez, kalite üretilir. Çağatay Özdemir, 1975 Trabzon doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi uzay mühendisliği mezunuyum. Kendi alanımda iş bulmakta biraz zorlandığım için kendimi kalite hayatının içine attım. Çok da memnunum. Üretim hakikaten zevkli bir konu. Ve Türkiye'de, Türkiye'ye ait bir fabrikada Türk halkına hizmet etmek benim için gurur verici. Şu anda Sağlam Metal'de kalite sistem mühendisiyim ve yönetim temsilcisiyim. Bu anlamda firmamızda mevcut kalite yönetim sistem belgelerinin saha uygulamaları, dokümantasyon uygulamaları ve bunlarla ilgili denetim anlamında çalışmalara devam ediyoruz. Kalite yönetim sistem belgelerimizden bahsetmek gerekirse uluslararası standartlara ait 6 belgemiz var ve bunlara ek olarak da havacılık belgemiz var. Bu 6 belgeden bahsetmek gerekirse klasik ISO 9001 kalite yönetim sistemi, 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi, 45001 işçi sağlığı ve güvenliği kalite yönetim sistemi, 14001 çevre güvenliği yönetim sistemi, 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi ve ISO 9001 bazlı AS 9100 kalite yönetim sistemi fabrikamızın sahip olduğu yönetim sistem belgeleri. Bu belgelerin ISO 9001 tabanlı olan hepsi ve onun bir üst versiyonu olan AS 9100 belgesi genel anlamda bir fabrikada işlerin nasıl iyi yönetileceği ile ilgili. Daha sonra kendi başlıklarında insan sağlığı nasıl önem verilir çalışma hayatında, çevreye nasıl önem verilir, müşteri memnuniyeti nasıl önem verilir, bilgi güvenliği nasıl sağlanır şeklindeki alt başlıklara ayrılıyor. Bizim işletmemiz insan sağlığı ve çevreye değer veren son yıllarda da sürdürülebilir kalkınma amaçları adı altında Avrupa çıkışlı doğaya, çevreye, insana, aslında varoluşa dair tüm detaylara önem veren bir kültür yapısına sahip olduğu için bu belgelere verdiği önem, değer, yatırım aynı zamanda şirket kültürünü de yansıtıyor. Burada olmanın en güzel sebeplerinden biri de bu aslında. Hani bana kaliteyi sevdiren de bu. Diğer özel sebep de Sağlam Metal'de genelde iş hayatında duyulan biz bir aileyiz mottosunun benim yaklaşık 96 yılından beri çalışma hayatındayım. 2003'ten beri de üretim hayatındayım. Yani biz aileyiz kavramının en real yaşandığı yer Sağlam Metal olmuştu. Bu unsur da beni hakikaten motive ediyor. Kalite belgeleri içinde en disiplin alanı doğal olarak savunma ve havacılık kalite sistem belgesi olan AS 9100. Zaten o da ISO 9001 tabanlı ve yine ISO 9001 tabanlı olan otomotiv kalite yönetim sistemi 16949'un arasında bir disiplin. Tabii ki hitabet sektör savunma ve havacılık olduğu için savunma ve havacılık unsurları da güvenlik başta olmak üzere insan sağlığı ve kullandıkları alan nedeniyle bunu askeri ve sivil savunma olarak düşünürsek ciddiyete sahip olduğu için ISO 9001'e göre daha sert bir disiplin. Bu belgeye sahip çok firma yok. Sektörel anlamda da hani ülke olarak bu belgenin gerekleri olan uygulamalara aslında daha yeni haiz oluyoruz diyebilirim. Savunma ve havacılık ve uzay bazı çalışmalar son 10-15 yılda Türkiye'de bayağı ilerledi. Bu anlamda firmamızın da bu sektöre ya da bu alanlara hem sivil bazda hem askeri bazda hizmet sunması, milli ve yerleşme çabalarına katkıda bulunması gerçekten önemli. Firmamızın bir özelliği bu çabaları her kuruluşun var olma amacı olan kar gütme unsuruna bakmadan bu alana hizmet etmek, bu alanda üstüne düşen görevi yapmak için karlılık gözetmeden birçok projelere girmesi, bu belgenin varlığı bile önemli. Sonuçta bu belgenin ana unsurunu olan çalışma alanı savunma havacılık şirket yorumumuzun belli bir yüzdesini oluşturuyor. Yani birçok firma bu yüzde için bu belgenin finansmanına, bu belgenin çalışmalarına girmeyecek durumda. Ama dediğim gibi firmamızda milli ve yerli unsurlar
önemli ve değerli olduğu için, varoluş sebeplerinden biri de ülkesine değer katmak olduğu için bu belgeyle ilgili çalışmalar her zaman bizim için gözde. Firma anlamında da büyük katkısı oluyor çünkü hakikaten sert bir disiplin. Yani üretimin arkasındaki satın alma, üretimin önündeki ve içindeki kalite unsurları oldukça sıkı şekilde takip ediliyor. Firmamızın kalite anlayışı aslında kalite kontrol edilmez, kalite üretilir. Kaliteyi üretirseniz minimum maliyetleri sağlarsınız. Fiyatınız ucuz olur, hesaplı olur daha doğrusu. Hesaplı fiyatta sonuçta hem alana hem satana hem ülke ekonomisine katkıda bulunur. Genç mühendislere kalite hayatını, kalite departmanı tavsiye ederim. Kalite yöneticisi ya da kaliteyle ilgili departmansal bir hedefleri olmasa bile işlerin her alanında, yani üretimci, planlamacı, satın almacı, İK'cı, hangi departmanda çalışmayı hedeflediklerinden bağımsız kalite yönetim sistemleri hakkında bilgileri olması gerekli. Bu anlamda artık üniversitelerde kalite yönetim sistemleriyle ilgili dersler de var. Öğrencilere de bu derslere ilgili olmalarını tavsiye ederim. Çünkü kalite yönetim sistemi hem iş hayatında hem özel hayatlarında kendilerine ışık tutacaklardır. Yani özel hayatlarında, sosyal hayatlarında da kaliteyi seçmeleri, kaliteli hizmetleri, ürünleri seçmeleri hem kendilerinin bireysel anlamda kişisel gelişimlerine katkısı olacaktır. Hem de sosyal anlamda bulundukları çevrenin, mahallenin, ilin, ülkenin gelişimine katkıda bulunacaktır. Bende meslek hastalığı var. Ürün ve hizmet seçiminden çok ev ortamında mesela iş sağlığı, güvenli kültürüm nedeniyle işte o bıçak ters duruyor, bu burada durmaması lazım, bunun üstünden geçilemez, burada takılı şeklinde. Sosyal ortamda da, bir restoranda, sinemada, her yerde böyle bir İSG gözlüğü gözümde o kafanıza düşer, buna takılırsınız. Bu başınızı yarar şeklinde bir refleksim var. Onun haricinde işte herhangi bir üründeki çok küçük çizikler, çok küçük noktalar, çok küçük lekeler ya da herhangi bir eşyada, nesnedeki çok küçük görsel uygunsuzluklar gözüme çarpıyor. Bundan da kendimi alamıyorum. Bir de buna simetriyle ilgili aşırı dikkatimi eklersek mesleğime yeterli rahatsızlığı taşıdığımı söyleyebilirim. İş hayatındaki en komik anım, matbaa sektöründe kalite yönetim sistemi kurmak üzere çalıştığım zaman zarfı içerisinde tabii çalışanların genelin alaylı olması, yönetim sistemi tarzı adı altında kayıt tutarak ve belli gereklilikleri yerine getirerek çalışma kültürleri pek yoktu. Bu kültürü oturtururken ciddi bir sevkiyat anında, ürünler paletlendiğinde ve bu paletlerin üzerine çıkılmaması gerektiğinde, bunun da kalite kriteri olarak iş disipline yansıtıldığı bir zamanda bir tırın içinde bir çalışan arkadaşımızı paletin üzerinde yakalamıştım. Ne yapıyorsun sen dediğimde, bizim vallahi ağırlığımı vermiyorum demişti. O da beni o an bayağı güldüren hoş bir anıydı. Şimdi de aklıma geldikçe gülerim. Ağırlığını nasıl vermediğini de çözemedim. Umarım bir gün anlarım.